Evet, pazartesi. Pazartesi büyük gün. Gözler hafta başında Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkacak İstanbul kararında olacak sevgili izleyenler. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuyla ilgili çarpıcı bazı açıklamalar yaptı. Bu da önemli. Erdoğan seçimde yolsuzluk ve şaibe olduğunu söyledi. Seçimler yenilenmeli dedi. Cumhurbaşkanının hedefinde Yüksek Seçim Kurulu üyelerine Kızılay'da sizi yürütmezler diyen CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da vardı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yanıt geldi. Hepsini bu haberde birleştirdik. Bugüne kadar konuşmadım. Hep sustum. Ama diğerleri konuştu. Ve vurun abalıya dediler, vurdular. Ama artık yetti. Burada bir şaibe var. Bu açık ortada. Yolsuzluk var. Açık ortada. Seçimde yolsuzluk varsa o yolsuzluğu gücü elinde tutanlar yapar. YSK'yı zan altında bırakıyorlar. Bugüne kadar hep sustum dedi. İstanbul'daki itiraz sürecini değerlendirdi. Hedefinde CHP vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bakıyorsunuz ki ana muhalefetin birkaç temsilcisi ne diyorlar? Çok enteresandı. Kime diyorlar? Yüksek Seçim Kurulu'na. Kızılay'a çıkamazsınız diyor. Tehdit ediyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun saygıdeğer üyeleri, insan içine çıkacak yüzünüz olsun. Kızılay'da sizi yürütmezler, sizin yüzünüze tükürürler. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimiyle ilgili vereceği kritik kararda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'ndan adil bir karar beklediklerini açıkladı. Her ne kadar onlar Kızılay'a çıkamazsınız diyorlarsa da biz haşa böyle bir şey demedik. Biz adil bir karar, adil bir netice bekliyoruz. Biz sadece milli iradenin gasp edilmesine engel olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı bugün. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin 25. olağan genel kurulunda konuştu. Gündeminde İstanbul seçimleri vardı. Ben bir genel başkan olarak halkımın iradesini, halkımın oyunun arkasını takip etmek, onun sonucunu kovalamak zorundayım. Bakın ben bugüne kadar konuşmadım. Hep sustum. Ama diğerleri konuştu. Ve vurun abalıya dediler, vurdular. Ama artık yetti. Burada bir şaibe var. Bu açık ortada. Yolsuzluk var. Açık ortada. Sustuk, içimize attık. Sustuğunuz buysa konuştuğunuz ne olacak ki? İstanbul'da bir oyun var dedi Cumhurbaşkanı. Sandıklarda yapılan usulsüzlüklere dikkat çekti. Bakın biz Ankara'ya herhangi bir itirazda ileri derecede bir yüklenme yapmadık. Ama İstanbul'da bindelerle oynanan bir oyun var. Yolsuzluklar var. Ve bütün bu yolsuzluklar karşısında ben bir genel başkan olarak halkımın iradesini, halkımın oyunun arkasını takip etmek, onun sonucunu kovalamak zorundayım. Ve düşünebiliyor musunuz? 27 binden, 28 binden 13 bine kadar bu sayımlarda oylar düşüyorsa, burada bir yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken, yani bunu kovalamayalım, bunu takip etmeyelim. Ve sözü CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın Yüksek Seçim Kurulu üyelerini hedef alan açıklamalarına getirdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun saygıdeğer üyeleri, insan içine çıkacak yüzünüz olsun. Kızılay'da sizi yürütmezler, sizin yüzünüze tükürürler. Bakıyorsunuz ki ana muhalefetin birkaç temsilcisi ne diyorlar? Çok enteresandı. Kime diyorlar? Yüksek Seçim Kurulu'na. Kızılay'a çıkamazsınız diyorlar. Tehdit ediyorlar. Değerli arkadaşlar, anayasanın 138. maddesine bu tamamen aykırıdır. Bırakın bu şekilde bir uyarıyı, imada dahi bulunamazsınız der anayasanın 138. maddesi. CHP'nin gerçek yüzünü milletten saklamaya, CHP'yi milletten kaçırmaya, CHP'nin faşist zihniyetini perdelemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Yine söylüyorum, bu mesele bir beka meselesidir. Kendilerinin belediye binalarının kapısından sildiği TC ibarelerini yeniden oraya astırmak mıdır beka meselesi? Ben de burada bir şeye üzülüyorum. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun sayın başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz demiyor. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Tayyip Erdoğan'ın hakkı olmayan bir seçimi almak için çalıştığını iddia etmek bize yapılmış en büyük bühtandır. Her ne kadar onlar Kızılay'a çıkamazsınız diyorlarsa da biz haşa böyle bir şey demedik. Biz adil bir karar, adil bir netice bekliyoruz. Biz sadece milli iradenin gasp edilmesine engel olmaya çalışıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını kabul etmelerinin zamanı geldi. İttifak tartışmalarına da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla yoluna devam edeceğini söyledi. 31 Mart seçimlerinin sonuçları üzerinden yeni hayaller kuruyorlar. Cumhur İttifakı
%52 almıştır beyler. Cumhur İttifakı üzerinde birçok spekülasyona girmek isteyenlere de sesleniyorum. Boşuna uğraşmayın. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Başta Sayın Bahçeli olmak üzere el ele vererek şu ana kadar nasıl geldiysek bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.